İstanbul'a geldi. Şimdi kameralarımız Atatürk Havalimanı'nda Dogma'yı görüyoruz. Daha evvel Ünal Aysal'ın uçağına binmeden önce ceketiyle ve keten pantolonuyla bir fotoğraf çektirip onu Twitter'dan paylaşmıştı. İşte aynı takımla beraber şimdi uçaktan indi ve gazetecinin karşısında gördük. Evet, Erman'ın sesini alalım, duyalım. Bu sefer Snyder'deki gibi olmadı. Arka kapıdan değil, ön kapıdan geldi. Gelir gelmez taraftarları selamladı. Elinde Galatasaray atkısıyla taraftarları selamladı. İkinci başkan Abdurrahim Albayrak'la birlikte selamladı. Şu an Drogba tekrar terimlerin içine girdi. Büyük ihtimal arka kapıdan tekrar çıkaracaklar. Fakat Snyder'deki gibi olmadı. Afrikalı yıldız Didier Drogba bu sefer ön kapıdan girdi. İtalya, Londra'dan Bülent Tulum'la beraber gelmişti ve terminalde de Galatasaray ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak karşıladı. Taraftarları selamladı Drogba. Kafasında hip-hop şapkası vardı. Siyah çerçeve gözlükleriyle, karizmatik duruşuyla taraftarı selamladı. Taraftar gerçekten çıldırdı diyebiliriz. Sabahtan beri Drogba'yı bekliyoruz. Taraftar çıldırıyor. Tezahüratları yapmaya başlamışlardı. Ama hemen belirtelim, bugün havanın biraz yağışlı ve soğuk olması taraftar sayısını belki biraz düşürdü ama çok coşkulu bir taraftar buradaydı. Birazdan Drogba arka kapıdan tekrar çıkacak ve Florio Metin Oktay tesislerine gidecek yöneticilerle birlikte. Galatasaray Snyder'den sonra bir yıldızını daha kazandı diyebiliriz. Türkiye'ye getirdi. Çin'in Shanghai Shenhua takımından transfer etti Galatasaray Drogba'yı. Didier Drogba kariyeri gerçekten başarılarla dolu bir futbolcu. Kendisi 3 kez Afrika'da en iyi yılın futbolcusu seçilmiş. Geçen sene de Chelsea'de adını altın harflerle yazdırmıştı. Şampiyonlar Ligi finalinde Bayern Münih'e son dakikalarda atmış olduğu golle maçı uzatmalara götürmüş. Ve penaltılarda da son penaltıyı atarak şampiyonluğu elde etmişti Chelsea. Ve Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu, apoletini omuzuna takmıştı Drogba. Drogba İstanbul'a yaklaşık 5 dakika önce ayak bastı. Menajerleri, eşi ve kendisi birazdan özel araçlarla birlikte Florio Metin Oktay tesislerine gidecekler. Burada Fatih Terim'le kısa bir sohbet yapacak Drogba. Belki de takım arkadaşlarıyla tanışacak. Ardından kalacağı otele gidecek ve yarın bir otel hastanede sağlık kontrolünden geçtikten sonra 1,5 yıllık sözleşmeye imza atacak Drogba. Ve pazar günü Drogba'nın Antalya Spor maçında Türk Telekom Arena stadında olmasını bekliyoruz. Tribünlerde yerini alacak. Çin'deki Shanghai Shenhua takımıyla arasındaki parasal problemleri yüzünden FIFA'da görülen bir davası var. Fakat UEFA Drogba'ya geçici lisans vereceği için bu hafta değil ama önümüzdeki hafta Akhisar Spor maçında Fatih Terim'in şans vermesi halinde Drogba'nın oynayabileceğini söyleyelim. Tekrarlayalım, Ersoy'da Galatasaray'ın Afrikalı yıldızı, fil dişili sahili futbolcusu Didier Drogba yaklaşık 5 dakika önce özel bir uçakla Sefaköy'deki genel havacılık terminaline indi. Yer yerinden oynadı. Ön kapıdan çıktı. Snyder gibi arkadan taraftara ters köşe yapıp kaçmadı. Ön kapıdan çıktı. Taraftarı selamladı. Yanında yöneticiler vardı. 5 dakika atmosferi süzdü. Hiçbir basın açıklaması yapmadı. Ardından terminalden içeri girdi. Şu an hala terminalde ama özel bir araca bindirilerek uzaklaştırılacak buradan. Dediğimiz gibi Florio Metin Oktay tesislerine gidecek Ersoy'da de. Erman Yapan, teşekkürler verdiğin bilgiler için. Sağ olasın, kolay gelsin. Sevgili seyirciler, çok kısa bir ara. O çok kısa aradan sonra yeniden buradayız. Bizden ayrılmayın.